yaşadıklarımızı da söyledik. Ama yalanla dolapla düzenli halk kandırılarak, çarpıtılarak, gazeteler dağıtılarak sonuç ne oldu? Ne oldu? İyi mi oldu? Çok mu güzel oldu? Ben halkın için değilim. Dün Marmara evlerinde o tozdan dumandan kadınların yaptığı eylemi gördük. Gördük mü Cemal? Bakın Recep Erdoğan burada. Eğer ki istiyorlarsa yapamamışlarsa kafaları ermiyorsa limana inen yolun Marmara'da evlerine uğramadan projesi hazır. Hazır mı Recep? Gelsinler bir eylemi yapsınlar. Böyle projeyi yapamıyorlar. Biz yardımcı oluruz. Olmaya çalışırız. Dedi ki biz yaptığımız hizmetlerin tamirini yapamıyorlar. Basında yazdı. Allah aşkına ya. Yaptırmış olduğumuz mezarlığın giriş yapısından külle nefsün zahikatün nefs yazıyor. Allah ve Muhammed her canlı ölümü tadacaktır. Kabristan yazan o takım üstünde bakırlar çalındı. Çalındı mı Cemal? Onu çalanlar 1,5 sene yattığı içeride sahi oldu. Yakalandı hırsızlar. Onları tamir edin dedim. Onları bile yapmış, yapmadınız. Hiç olmazsa çivi çaktığını dediklere iki çivi de orayı çaktım da hırsızlar çalmaz. Yani polineyi falan bitirmek istemiyorum da en baş şanssız arkadaşlar her taraf konuşur. Biz konuşunca da kızarlar. Ne kızarsınız ya? Ben Bandırma'da doğmuş, Bandırma'da dolmuş, Bandırma'da yaşamış, Allah'ın bana nasip ettiği makamlara bir dönem ilgilen meclisi, bir dönem belediye başkanı, üç dönemde Türkiye Cumhuriyeti'nde kimseye nasip olmayan, beş sefer halk tarafından seçilmiş, bu güzellikleri bana destekleyerek nasip etmiş Rabbime de, oy veren sizlere de, Bandırma'mıza da, Bandırma'mıza da binlerce kere teşekkür ettik geliyoruz. Bizimle buluşacağınızda bizden, tecrübemizden faydalanmayalım. Balıkesir büyük şehir olacak. Bandırma'da siyaseten çalışmalar yapıldı. Toplantılar yapıldı. Bu toplantılarda bu yasayı çıkaracak. Bu komisyonlarda çalışan, AK Parti'nin komisyonunda çalışan, bilgisi olan, becerisi olan, bize hiç danışan olmadı. Oldu mu? Olmadı. Dediniz mi buyurmadılar herhalde? Baktık o hocamız, bu beyefendi, bu entel vesaire vesaire toplantılar yapıldı. Eğer ki biz bu ülkelerin ne olduğunu olumsuzlukları değil, bundan sonra eğer ki bu büyük şehir olacaksa ve olacak, Türkiye'de 13 tane ilk büyük şehir olacak, o zaman Bandırma'ya katkıları ve kazanımları, Balıkesir'e katkıları ve kazanımları ne olacak? Onu bir konsorsiyumla beraberce temin ve tesis ederek bunları bir konuşalım. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bedaobatı'nın muhtarı Süreyya'nın da vereceği Emreköy'ün Bedaobatı'nın Mahmubeler'in Marmara Adası'nın Çınarlı'nın da Köyü'nün de Manyak'ın da Dursun Bey'in de herkesin oy vererek seçileceği bir başkan. Ondan sonra Bandırma'nın tüm köylerini Ömer Köyü'nde, Çınarlı'nda, Doğan Pınarı'nda, Çingene'de oyun da seçilecek olan bir Bandırma Belediye Başkanı. Ve Bandırma'dan seçilecek olan belediye başkanı ve belediye başkanının devamında seçilecek olan belediye meclisleri temsilimizde de Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nde temsil, o temsille Balıkesir'in Büyükşehir'de yapması gerekli olan hizmetleri beldemize aktarılması ve bunun içinde beldemize, köylerimize bu hizmetlerin en iyi şekilde sunulması çalışması. Biz bunları konuşacağımıza, niye bunları konuşmayız da hep kavga etmek için ortam hazırlarsınız, hazırlarız.